Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Ünite 1. Rabbi yessir. Rabbi, Rabbim yessir. Kolaylaştır. Vela tuessir. Zorlaştırma. Rabbi, Rabbim temmim. Tamamla. Sona erdir. Bil hayri. Hayır ile. Ünite 1'e doğru gidiyoruz. Ünite 1. Arapçada muzaaf fiiller. Arapçada muzaaf fiiller. Yine 5 bölümden oluşuyor bu ünite. Çeşitli diyaloglar ve bir tane de gramer konusu içermekte. Mugaddimetun yani giriş. Arapçada yapısında illeti harf bulunmayan yani sahih fiiller bildiğiniz gibi 3 gruba ayrılır. Bu grubun ilk öğesi olan salim fiilin çekimini daha önce görmüştük. İkinci kitabımızın ilk bölümünde yani diyebiliriz ki Arapça 1, ünite 2 orada Eksamu Seba'yı görmüştük. Eksamu Seba neydi? Eksamu Seba 7 kısım demekti. Eksam kısımlar, Seba 7. İşte fiilleri sahih olarak ayırabilirsin. Onlar kendi içerisinde 3'e ayrılır. Ve mutel olarak ayırabilirsin. Muteller de kendi içerisinde 4'e ayrılır. Demek ki fiil ya sahihtir ya muteldir. Sahih kendi içerisinde 3'e, mutel de kendi içerisinde 4'e ayrılır. Bunu Arapça 1'i işlerken zaten anlatmıştık. Şimdi işte bu mutel fiillerin muzaaf kısmını işleyeceğiz. Konumuz bu yani. Muzaaf şeddeli manasında. Tabi yer yer bu şedde ortadan kalkabilir. Bu ayrıntıları da göreceğiz. Muzaaf fiillerin mazi muzari kiplerde olumlu ve olumsuz çekimlerinin yanı sıra emir nehi formlarını da göreceğiz. Birazdan. Günlük hayatımızda Arapça 1 yani El Arabiyyetu fi hayatina el yevmiyyeti 1. Ziyaratul İdi bayram ziyareti. El-İd, bayram demek. Ziyaret, zaten ziyaret. Türkçe'de aynı yani. Zehebe, gitti. Zehebe, ketebe, fetaha gibi mazi bir fiil. Zehebe, gitti. Kim? Ahmedu. Dala tek öte veriyoruz. Tenvin değil. Neden? Çünkü gayri musarif. Zehebe, Ahmedu. Ahmet gitti. Nereye gitti? İla beyti ammetihi. Halasının evine gitti. İla harfi cer olduğundan beyt kelimesini mecrur okuyoruz. Beyti. Beyt burada muzaaf olduğundan ammeti kelimesini mecrur okuduk. Ammet kelimesi de muzaaftır. Hi de onun muzaafı ileyhi oluyor. Ahmet halasının evine gitti. İla neydi? Harfi cerlerden hatırlayalım. Lil intihai. Son bildiriyor. Sonuç, nihayet bildiriyor. Yani amcasının evine kadar gitti. Daha ilerisi değil. Peki neden gitti? Ardından lam harfi cerri gelmiş. Lam harfi cerri sebep ve aitlik ifade etmek içindi. Burada sebep bildirmek için gelmiştir. Harfi cer olduğundan kelimenin sonunu yine ne yapacak? İlade olduğu gibi kelimenin sonunu cer edecek. Li ziyaratil idi, bayram ziyareti için halasının evine gitti. Ahmet bayram ziyareti için halasının evine gitti. Ve kapıyı çaldı. Ve dakka çaldı. Dakka muzaaf fiildir. Medde, ferra, şedde, avva gibi. Muzaaf bir fiildir. Yani mutelin muzaaf kısmı. Dakka çaldı. Elbabe kapıyı. Kim çaldı? Fail nerede? Fail gizli zamir hüvedir. Dakka çaldı. Hüve o. Ondan maksat kim? Ali. Cümlede Ali yok ki. Kim var? Ahmet var. Ha, o zaman dakka çaldı kim? Gizli zamir hüve faildir. O demektir manası. Ama o derken neyi kastediyor? Yani o kim? O Ahmet. Sağ tarafta Ahmet geçti çünkü. O Ahmet çaldı. Neyi? Elbabe kapıyı. Burası da mef'ul olduğundan mensuptur. Nasb alameti fethadır. Çünkü müfret bir kelime. Böylece arkadaşlar önceki bilgilerimizi de pekiştirmeye çalışıyoruz. Ve indema
İndema demek dığı zaman esnasında. Fetahat. Fetahat açtığı esnada. El ammetu hala. Hala da maksat Fatimetu. Yani hala kimdir? Fatimetu Fatma'dır. Yani Fatma hala. Fatma hala açtığı esnada neyi? Elbabe kapıyı açtığı esnada sahat çığlık attı. Bağırdı, seslendi. Sahat fa'i nerede? Hiye o. O hala, o Fatma hala bağırdı, çığlık attı. Sahat hiye gizli zamir. Burada fail olur. El ammetu amme neymiş? Hala demektir. El ammetu hala çığlık attı. Nasıl atmış çığlığı? Şöyle. Ahmedu, Ahmet, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Ehlen ve sehlen, ya Ahmedu, hoş geldin Ahmet diye çığlık at. Ben pek çığlık atmadım ama siz atabilirsiniz. Yani durum anlaşıldı. Udhul, dehale, yedhuludan, udhul nedir? Emri hazırdır. Udhul, içeri gir demek. Kim girsin? Ente, sen. Ente burada gizli zamir fail olur. Udhul, udhul, içeri gir, içeri gir. Ya ibni el habibi. İbni oğlum demektir. İbnun oğul, ibni benim oğlum. Kitabun kitap, kitabi benim kitabım. Yani sondaki ya benim manasına geliyor. İbni oğlum. Öyle ol ki el habibi, sevgili oğlum. Canım oğlum yani. Canım oğlum, içeri gir. Ammuke. Ammun amca, bakın t yok, ammun amca, ama ammetun eğer sonunda t olursa bu defa amca değil hala oluyor. Demek ki sonunda t varsa hala yoksa amca manasına geliyor. Ammuke senin amcan, yani amcandan maksat aliyun, ali biddâhili içeridedir. Amcan ali içeride, hadi sen de içeri gir. Ya leha min müfaceetin cemiletin. Ne güzel bir sürpriz manasına geliyor. Ya leha min müfaceetin cemiletin. Burayı da böyle ezberleyin. Ne güzel sürpriz manasına gelir imiş şeklinde ezber yapın. Çıkarsa sınavda kolayca halletmiş olursunuz. Ya Aliyyum. Ya Aliyyum. Ali. Hel ta'rifu ente, sen biliyor musun? Men ca'e, kim geldi biliyor musun? El ammu aliyun, Ali amca. Ehlen ve sehlen, ya Ahmedu, hoş geldin Ahmet. Ahmedu, Ahmet de şöyle cevap verir. Ehlen bikum, hoş bulduk, hoş gördük. İdukum mübarekun, hayırlı bayramlar. Kullu amin ve entum bi hayrin. Bayramınız kutlu olsun. El ammetu kullu amin ve ente bi hayrin ya habibi. Bayram kutlu olsun canım. Eyn ente? Sen neredesin? Merrat geçti senetün bir yıl. Ve nahnu biz ma ra'eyna, göremedik ke seni. Ahmedu, Ahmet şöyle der. Zehebtu liddiraseti. Zehebtu, ben gittim. Niye? Liddiraseti, eğitim için. Lam yine sebep bildiriyor. Eğitim için. Liddiraseti. Peki nereye gittim? İla Kanada. Kanada'ya gittim. Ya ammeti. Halam. Halam o yüzden gittim diyor. Yani Kanada'ya gittim. Halacığım. Ve raca'tu, ve döndüm. El usbu'a el mazi, geçen hafta. El usbu' hafta demek, el mazi geçen. Geçen hafta döndüm. Neden dolayı? Bi münasebeti idil evha el mübarek. Mübarek kurban bayramı münasebeti ile. Mübarek kurban bayramı sebebi ile. Yani o yüzden döndüm. Ba burada sebep bildiriyor. Neden dönmüş? Mübarek kurban bayramı geldi diye. İd bayram, evha kurban, mübarek, mübarek, değerli, kutsal. El ammetu hala şöyle der. Elhamdülillah ala selameti ya ibni, yebni yani ya ibni. Şükürler olsun sağ salim döndün oğlum diye bir cümle kuruyor.
Ahmedu Allahum sellimu ki ya ammeti ki dedim değil mi? Neden? Ardından ammeti geliyor bakın. Halaya sesleniyor çünkü. Amcaya seslenseydi K diye okuyacaktık. Evet, Ahmet diyor ki Allah sana da sağlık versin halacığım. Keyfe halu ki? Sağlığın nasıl? Keyfe halu ki? Sen nasılsın? Keyfe sıhhatu ki? Sağlığın nasıl? Ve keyfe halu ke? Ya ammi aliyyun. Ve Ali amca sen nasılsın? Ammun. T'siz kelime geldiği için K kullanmış. Buna gözden kaçırmayalım. Burada am kelimesi T ile kullanıldığı için yani hala olduğu için burayı K şeklinde yani fetalı okuyacağız. Müsellimu ki ya ammeti kefi esreli burada. Burada ise halu ke ya ammi. Burada kefi fetalı. Çünkü kim için kullanıldığına bağlı. El ammetu hala şöyle der. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Nahnu biz bi hayrin iyiyiz. Ve sıhhatuna ceyyidetune. Sağlığımız da iyidir. Sana'tu ben yaptım. Baklavete. Baklava yaptım. Bir münasebetine iyiydi. Bayram sebebiyle, münasebetiyle baklava yaptım. Ve şaye ve çay da yaptım. Ve şaye, çay nedir? Cahizun, hazırdır. Fil medbahi, mutfakta. Hel esubbu leke şayen. Hel esubbu, koyuyum mu, doldurayım mı leke senin için şayen, çay, mal, baklaveti, baklavayla beraber sana çay doldurma mı, ister misin? Ahmedu la tesubbi li şayen. Hayır, çay koyma. Ve lakin, fakat akulu yerim el baklavete, baklava yerim ama çay koyma. Münzü müddeti taviletin ma ekeltuha. Münzü den beri, dan beri. Müddeti taviletin uzun süreden beri. Ma ekeltu ben yemedim ha onu. Yani baklavayı. Uzun süredir baklava yemedim diyor. El ammetu hala der ki la eşikku fi zalik. Bundan şüphem yok. Buna şüphe duymuyorum diyor. Ahvarat, el-ammetu ahvarat, hazırladı, getirdi. El-ammetu hala, tabakan bir tabak. Neyden müteşekkil bir tabak? Minel baklaveti. Baklavadan oluşan, yani baklava dolu bir tabak getirdi. Ve veda'athu, ve o tabağı koydu. Emame Ahmed'e, Ahmed'in önüne o tabağı koydu. Ekele yedi, Ahmedu, Ahmet. Kıt'aten bir parça. Neyden bir parça? Minel baklaveti. Baklavadan bir parça yedi ve gale ve şöyle dedi. Ahmedu. Ahmet şöyle demiş. Selimet yedaki ya ammeti. Eline sağlık halacığım. El baklavatu. Baklava lezizetun cidden. Gerçekten çok lezzetli. Selimet yedaki. Selimet, yani Selime, Selima, Selimu, Selimet, müfrettir, müennestir, mazidir. Yedaki, yeda kelimesi, yedün, yedani, tesniyedir bu kelime. Raf halindedir çünkü faidir, raf halinde olduğu için elifi görebilirsin. Tesniye peki sondaki nun neden yok? Çünkü tesniyeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun düşerdi. Yani yedani ki idi. Ama yedani kelimesi burada tesniyedir ve muzaftır. Dolayısıyla sondaki nun silinir. Yedaki olur. El ammetu hala şöyle der. Bil afiyeti. Afiyet olsun. Sana'tu ha. Onu ben yaptım. Yani o baklavayı yaptım. Kiminle beraber? Ma Leyla. Leyla ile birlikte. Nerede yaptım? Fil beyti. Evde yaptım. Ahmedu. Eyle Leyla. Leyla nerede? El ammetu hala şöyle de cevap veriyor. Zehebet gitti. Kim gitti? Hiye. O Leyla gitti. Gizli zamir hiye fail buldu. Kiminle beraber gitti? Ma'a şakikiha. Şakikiyle beraber. Şakik burada kardeş manasında. Şakikiha kendi kardeşiyle beraber. Kardeşinden de maksat Mustafa. Kardeşi Mustafa ile beraber gitti o. Nereye gitti? İlel mekberati. Mekbere. Mekber
Hani istina bana makber şeklinde Türkçe'de de kullanılıyor. Makber mezarlık manasında. Mezarlığa gitti. Niye peki? Li ziyareti kabri validihima. Validihima, babalarının kabrini. O ikisi huma hima diyor değil mi? O ikisinin yani. Babalarının, iki baba oluyor bu. Babalarının kabrini ziyaret etmek için, lam için manasında. Li ziyarati, lam harfi cer, ziyaret kelimesini cer eder. Ziyaret muzaftır. O da kabr kelimesini cer etmiş. Kabri. Kabir kelimesi muzaf. O da validi. Valid kelimesini cer eder. Valid muzaftır. Hima cer eder ama hima nedir? Zamirdir. Dolayısıyla mebnidir. Dolayısıyla cer alametini gözümüzde göremeyiz. O zaman ne diyeceksin? Mahalle mecrurdur diyeceğiz. Ahmedu. Allahu yerhamuhu. Allah rahmet eylesin. Hu ona yani. Allahu yerhamuhu. Allah ona rahmet eylesin. Ana ben zehebtu gittim ilel mekberati mezarlığa yevme arafetim. Arefe günü gittim. Elem tezheb ente. Elem tezheb. Ente sen gitmedin mi ilel makbarati ya ammi? Amcam sen mezarlığa gitmedin mi? El ammu aliyun. Ali amca şöyle der. El ammu aliyun. Ana ben zehebtu gittim ba'de edai salatil idi. Ya ibni. Oğlum bayram namazını eda ettikten sonra ben gittim. Bayram namazını kıldıktan sonra gittim. Allahu yerhamu cemi'a mevtana. Allah tüm ölülerimize rahmet etsin. Mevtana bizim ölülerimiz. Cemi'a hepsi bütünü. Yerhamu rahime yerhamu muzarifidir. Hüve gizli zamir faildir. Allahu burada mübtedadır. Yerhamu fiildir. Hüve gizli zamir faildir. Yerhamu artı hüve birlikte bir fiil cümlesi olarak haber olur. Neyin haberi? Allahu mübtedasının. Demek ki burada haber fiil cümlesi olarak gelmiştir. Cemi'a onun nesi? Mef'ulü. Bu yüzden mensup ve nasb alameti fetadır. Cemi'a kelimesi aynı zamanda muzaftır. Mevta kelimesi onun muzafın ileyhi olmakta. Mevta aynı zamanda muzaftır. Nâd'ı onun muzafın ileyhidir. Böyle sıralama gidiyor. Şu dikkat bölümünü dikkat ederek okuyun diyorum arkadaşlar. Ve dikkat bölümü devam ediyor. Kullu amin ve entum bi hayrin. Buralar yine ente, enti. Buralar yine dikkatli okumanızı öneriyorum. Musa demiş ki kullu amin ve entum bi hayrin. Muhammed diyor ki kullu amin ve entum bi hayrin. Kullu amin ve entum bi elfi hayrin. Kullu senetin ve entum tayyibuna. Kullu senetin ve entum bi sıhhati ve saadeti. Abdullahi. Abdullah şöyledir. Abdun bir kelime, Allah başka bir kelime değil mi? Abdullahi. Abd kelimesi burada muzaf. Allahi yani lafzatullah muzafın ileyh olur. Lafzatullah Allah lafzı demektir. İdu evha sa'idun ya ya ceddi. Az da okuyamadık. Abdullah şöyle demiş. Kurban bayramı kutlu olsun dedeciğim. İdu evha. Kurban bayramı. Sa'idun. Kutlu olsun, mutlu olsun. Ya ceddi dedeciğim. El ceddu. Dede de şöyle der. İdu evha mübarekun. Ya nuru ayni. Kurban bayramı mübarek olsun. Gözümün nuru. Nuru ayni. Ayn göz demek. Nur nur. Nuru ayni. Gözümün nuru. İdu evha. Kurban bayramı. Nuru ayni, gözümün nuru demektir. Zeynep ve Nine arasında geçen bir diyalog var. Zeynep bu. Zeynep şöyle der. Kullu amin ve enti, enti değil dikkat edin. Enti bi hayrin ya ceddeti, ceddi değil ceddeti. Bu da ceddi, ceddeti dikkat edin. Çünkü dede erkek iken Nine kadındır. Bu yüzden T ilave edilir kelimeye. Bayramın kutlu olsun nineciğim. El ceddetu nine şöyle der. Kullu amin ve enti bi elfin bi elfi hayrin. Bi elfi hayrin. Ya ibneti
İbni değil, İbni Ti, değil mi? Mühendislik tahtası var. Senin de bayramın kutlu olsun kızım diyor. Aslında Elf bin demektir ama bu şekilde tercüme edilebilir yani. O dikkat bölümlerine dikkatlice okumanızı öneririz. Bayramla ilgili kavramların, Arapçalarını araştırınız. Bir bayram ziyaretinde yaşadıklarınızı üçüncüsü arkadaşınızla birlikte bu diyaloğu canlandırın. Tamam. Dil bilgisi. Arapçada muzaaf fiiller diyor. Dil bilgisi. Arapçada muzaaf fiiller. El-kavaidu. Kaidetun kelimesinin cimi mükesseri. Kırık çoğul diğer adıyla. Kurallar demek. El-ef'alu. El-muzaafetu. Yani muzaaf fiiller. El-ef'al fiiller demek. Sahih fiiller grubunun ikinci ögesi olan muzaaf fiiller yani el-ef'alü'l-muzaafetu yapısında şedde bulunan sülasi fiillerdir. Bu fiillerin ikinci ve üçüncü harfleri yani ne demek bu? Aynen fiili ve lamel fiili aynı harftir. Medde, ferra, şedde, merra, adde gibi. Muzaaf fiilin mazi yapısı evvela neydi arkadaşlar? Şurada ne dedi? Dedi ki aynel fiili ve lamel fiil aynı harftir. Aynel fiili, lamel fiili bu nedir? Daha önceden geçmişti. Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yapalım. Örneğin en iyi bildiğimiz fiili ketebe olduğunu varsayarak bir tane ketebe yazalım. Ketebe. Tamam. Şimdi hangisi faal fiilidir? İlk harfe faal fiil adını veriyoruz. İlk harf burada ne? Kef gelmiş. İkinci harfe aynel fiili adı verilir. Üçüncü harfe lamel fiili adı verilir. O da ba oluyor, değil mi? İlk harf kef, ikincisi ta, üçüncüsü ba. Feale yani. Tabii ki fiil içerisinde fe yok, ayn yok, lam yok. Olmasına gerek yok. İlk asli harfe faal fiili. İkinci asli harfe aynel fiili. Üçüncü asli harfe lamel fiili adı verilir. Buna göre ba nedir? Lamel fiilidir. Ta nedir? Aynel fiili. Kaf da faal fiili olur. Başka bir fiilden örnek verelim. Örneğin harace diyelim. Harace. Hangisi aynel fiili? Sonuncu harf. Hangisi aynel fiili? Ortanca. Hangisi faal fiili? İlk. Asli harflerden bahsediyoruz ama. Yani muzari yaptığını düşünün. Bir tane ya ekledik diyelim başa. Yahrucu oldu. Buradaki ya'ya faal fiili diyemezsin. Neden? Asli harf değil. Zayid. Bunu da kısaca hatırlatmış olduk. Muzaaf fiildir. Mazi yapısı. Örneğin diyor. Birinci kalıpta olan medde fiilinin yapısı. Birinci kalıptan derken ne kastetti? Birinci kalıptan neyiniz? Birinci kalıp hatırlayın. Feale yef'ulu. Ketebe yektubu. Nasara yensuru kalıbı yani. Üç tane kalıp vardı. Sülasi mücerret. Birinci kalıp derken onu kastediyor. Yani medden muzarisine gelmesi lazım. Ye muddu. Anne fiili zammeli gelecek. Yapısı incelediğinde bunun aslının faale formunda medde olduğu görülür. Aynı olan iki harf bu örnekte iki tane dal harfi mesela. Yan yana gelince tek harfe indirgenip yazılmayan harf ve harekesi yerine şedde kullanılmıştır. Yapılan bu işleme Arapçada idgam denilmektedir. Şimdi ne dedi? Aslı bunun nedir dedi. Me de de me de de. Aslı bunu bu şekilde me de de. Peki me de de ne oldu da me de halini aldı? Anlaşılıyor değil mi? Şimdi ne diyor? Diyor ki me de fiili var ya. Bunu işlediğinde diyor aslında bu MDD iki dallı yazılır. Tıpkı FAALE'de olduğu gibi üç harfi de fethalıdır yani. MDD'yi niye MDD yazıyorsun? Burada olduğu gibi MDD yazalım. Olmaz. Neden? Çünkü iki tane aynı harf var. Görüyorsun iki tane dal var mesela. Bu dal olur, fa olur, kef olur. Önemli değil. Hangi harf olursa olsun. Aynı harf tekrar etmiş ise ikisi de burada olduğu gibi harekeli ise o zaman ne olur? Bunlardan ne yapacaksın? Bir tanesini sileceksin. Örneğin ikinci dalı sil. İlkine ne yap? İlkine de bir tane şedde koy. Ne oldu? Medde oldu. Başka bir örnek. Mesela ferara. Ferara. Bu da nasıl yazılır? Ferara diye yazamazsın. Ne yapman lazım?
Aynı harfin tekrarı var mı? Evet, iki tane ra var. Birinci ra, ikinci ra. Ne yapman lazım? İkinciyi sil. Eline bir silgi al. İkinci ra'yı sil. Sildim. İlk ra'ya ne yapayım? İlk ra'ya da bir tane şedde var. Böylece bu işi bitirmiş olursun. Bitti. Ferra. O yüzden buraya ferra yazabilirsin yani. Başka bir örnek verelim. Mesela ne diyebiliriz? Şunu ucu biraz kalınlaştıralım. Diyelim ki şedde. Hani şedde aynı zamanda şeddeli. Şedde. Şedde. Şeddenin aslı nedir? Aslı nedir? Hangi harfte şedde var? Dalda. O zaman o dal iki tane yazacaksın. Şeddesiz olarak şe. De. Evet. Şedde. Budur yani. İşte tersten de bakabilirsin demek istiyorum. Adam mesela soruda diyebilir ki ŞDD bunun muzafiil olarak yazılımı nasıldır? Ne yapacaksın? İkinci aynı harfi sil, diğerine şedde ver. Hep daldan örnek veriyoruz. Yani daldan başka bir şey olmaz gibimiş gibi. Bir tane ferrada la olu yer hep dallardan gitti. Değiştirelim. Mesela avva. Avva bu defa dat kullandık değil mi? Avva. Aynı harfi tekrar bir defa dattır. Bunun şeddesini kaldırırsan nasıl yazarsın? Bir tane ayn harfi yazacaksın. Peşinden bir tane dat yazacaksın. Peşinden bir dat daha yazacaksın. Tabi bunlar bitişik yazılır da hani iyi anlaşılsın diye ben ayrı ayrı yazıyorum. A, va, va. Aynı harfin tekrar var değil mi? İki tane dat var. Bir tanesini sil. Diğerine şeddeye ver. Bitsin. Olay budur. Size gelip ŞDD olduğu gibi iki tane dallı da verebilir. Ne yapacaksın? Birini sil, diğerini şedde ver. Veya şurada olduğu gibi işte ferra. Zaten şeddeli verir de şeddeyi kaldırırsan nasıl yazılır? Şeddeyi kaldırırsan hangi harfte şedde varsa ondan bir tane daha ekleyeceksin. Bu. Evet, burada bu feale formunda yani hep feale formunda olması da gerekmiyor. Değil mi? Feale yef'ulu birinci kalıptan medde ama başka kalıplardan da olabilir. Birazdan belki verecek bakalım. İdgandır bu işin adı. Yani aynı harfin tekrarı varsa birini silip diğerine şedde vermeye ne denir? İdgam denir. Bunu unutmayalım. İdgam nedir? Aynı harfin tekrarı söz konusu ise ikinciyi silip birinciye şedde vermeye idgam denilir. İdgam bir harfi diğer harfin içerisine dahil etmektir. Edgame yudgumu idgam. İfal babından mastar. Bilenler için, bilmeyenler için problem yok yani. Devam edelim. Diyor ki muzaan fiilin mazi çekimi. Tabi fiilin çekimi de önemli. Bazı noktalarda bu şedde ortadan kalkacak. Bazı noktalarda şedde var olmaya devam edecektir. Muzaan fiilin mazi yani dil geçmiş zaman çekimi salih fiilin mazi çekiminden pek de farklı değil. Özellikle üçüncü çoğu şahıs dişil formundan itibaren idgam çözülmek suretiyle bak idgam çözülmek suretiyle yani şeddeyi kaldırıp aynı harfi yan yana kullanarak yapılan fiilin çekimi tıpkı salim fiilin çekimi gibidir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Üçüncü çoğul şahıs dişil formundan itibaren idgam çözülür. İdgam çözülür yani şedde ortadan kalkar. Nerede? Üçüncü çoğul şahıs. Dişilden itibaren. Peki çekim yapalım. Medde, medda, meddu. Şedde var değil mi? Şedde devam ediyorum. Meddet, meddete, mededne. Evet. Üçüncü çoğul şahıs dişil formundayım ve şedde var mı? Şedde yok. İşte bu kalıp dahil olmak üzere bundan sonrasında yok yani. Mededne, mededne. İki tane dal var. İki dal yan yana yazılıyor. Şeddesiz olarak. Evet, mededine diğerleri gibi değil yani. Çekime devam ettiğimizde meded te, meded tuma, meded tum şedde yok görüyorsunuz. Meded ti, meded tuma, meded tunne şedde var ama buradaki şey dallarda değil yani. Dallar hala şeddesiz. Meded tu, meded na. Sorulabilir yani. Denebilir ki şedde nereden itibaren kalkar. Silinir. Gözükmez. Buna fekkül idgam da denir yani. İdgamın ortadan kaldırılması, idgamın son bulması, iptal edilmesi. İşte nereden? Üçüncü çoğul şahıs dişil formundan itibaren
şedde ortadan kalkmıştır. Bu kalıp da dahil olmak üzere yani bu durum böyledir. Peki aynı harf tekrar edilirse şedde verir demiştik. Medde te örnek. Burada niye şedde yok? Bunda bir gerekçesi var değil mi? İlk harf harekeli, ikincisi sakin. Gerekçe bu. Medde ilk harf harekeli, ikincisi sakin. Bu yüzden şedde olmaz. Medde tum. İki tane harf var yan yana. İkisi aynı harf ama birincisi harekeli, ikincisi sakin. Medde ne? Evet, iki tane dal aynı harfler var ama biri harekeliyken biri sakin. Demek ki gerekçe bu yani. Birincisi harekeli, ikincisi sakin olursa orada idgam olmaz. Gerekçe neymiş? Buymuş. Gerekçeyi de bilelim. Şimdi muzaaf fiilin mazi formuyla kurulu. Devam etmeden şunu söyleyeyim hemen. Buradaki çekim ezberi bilmeniz gerekir arkadaşlar. Yani sınavda çıkardı, çıkmazdı o bir yana. Hani ilahiyat ön lisans mezunum diyen birisi bu çekimi bir aşina olmalı. Medde şeklinde bu tabloyu ezbere bilmemiz lazım. Hangisi gaip, hangisi gaibe, muhatap, muhataba, mütekellim, işte müfrettir, tesnidir, cemidir. Bu tablonun anlatımını daha önceki ünitelerde yapmıştık. Arapça bir de bundan anlatım yapıldı. Yani tekrar gaiptir, muhataptır diye ince ince anlatmaya gerek yok. Bu tabloyu ezbere bilmek gerekir. Nasıl bileceğiz? Söylediğin kelime müfret mi, tesni mi, cemi mi, muhatap mı, mütekelli mi? Bunları bilerek çekim yapın. Hele medde şeklinde saymak çok önemli değil. Ne olduğunu bilerek yapmak gerekir. Meddelerine başka bir fiil de konabilir. Mesela şedde, şedda, şeddu, şeddet, şedde, ta, şededine, şeded, te, şeded, tuma, şeded, tum. Gerisi hep şedet gidiyor bak zaten. Yani meded, te, meded, ti, meded, tu, meded, tuma. Gerisi tamamıyla medetle alakalı. Yani şuradan itibaren her bir aslında medettir. Medetten sonra gelen işte ne olabilir, tum olabilir, tunlu olabilir, tuma olabilir. Onlar değişiyor. Yoksa hep medet, medet, medet gidiyor. Hani sadece medde ile kalırsanız olmaz. Buna farklı fiiller uyarlayabilmeliyiz. İşte şurada ne yazdık? Mesela ferra yazdık. El ferrayı çek. Ferra, ferra, ferru, ferrat, ferrata, ferrarte değil mi? Ferrarte dedim gerçi. Ferrar ne? Bunun değişmiyor, bu sabit. Ferrar ne? Burada ne oldu? Şeddeyi kaldırdık. Ferrarte, ferartuma, ferartum devam eder öyle. Başka hangi fiilimiz var mesela? Mente var da avva var. Avva veya melle de olabilir değil mi? Melle. Yani fiil çok. Melle. Melleyecek. Melle, mella, mellu, mellet, mellete, melel, ne, melelte, meleltuma şeklinde devam eder. Bu tabloyu anladın mı? Sadece medyen çekimini yapıp buraya ferrayı, avvayı, melleyi, şeddiye getirip çekimini yapamıyorsan anlamadın demektir. Değişkenler neler? Dikkat ederek değişik fiilleri de burada uyarlamak gerekir. Değişik derken muzaaf olmak kaydıyla buraya uydurun yani. İrabı ne falan demiş. Medde Resulullah yedel avni lil fukarai. Resulullah fakirlere yardım eli uzattı. Medde uzattı. Hani med tabi diyorsun. Med yani. Uzatmak demek. Mazi fiil olduğundan uzattı. Kim? Resulullah. Allah'ın Resulü. Medde bizim mazi fiilimiz muzaaftır. Üçüncü tekil şahıs eril. Rasul faildir, merfudur, raf alameti, zammedir ve aynı zamanda muzaaftır. Bu yüzden lafzatullah mecrur olarak gelmiştir. Cer alameti esre. Yedel avni. Yede kelimesi burada görüldüğü üzere muzaaftır değil mi? Avni onun mecruru. Yede aynı zamanda burada mensup. Çünkü mefudur. Lil fukarai. Lem harfi cer. El fukarai onun mecruru oluyor. Sabebtu. Sabebtu el ma'e. Sabebtu ben döktüm. El ma'e suyu. Fi hadil
İstihmami. Küvete döktüm. Havlil istihmam küvet demek. Küvetin içerisine suyu döktüm. Sabedet. Aslında bu nedir? Sabbe. Muzaf fiildir yani. Sabbe. Sabbe. Ama nedense kendisinde burada şeddeyi göremiyoruz değil mi? Sabebetu. Şedde neden yok? Şeddenin olmamasının bir gerekçesi var. O da nedir? Evet, aynı harfi tekrar etmiş ama birincisi harekeli, ikincisi sakin. Bu yüzden burada şedde olmaz. Zaten tabloya dikkat edersek neydi? Buradaki kalıptan itibaren hiçbirinde aşağı doğru yani devam edersek hiçbirinde şedde yoktu. Mededtu. Sabebetu bu kalıptır zaten. Sabebetu, mededtu. Şedde burada olmuyor. Buna dikkat ediyoruz. İnşaallah müemmel celali. Yani irabını anlatmama gerek yok. Burada irab zaten anlatılmış. Tekrar ederek zaman harcamaya gerek yoktur. Muzaaf fiilin muzari çekimi. Muzaaf fiilin muzari formu salim fiilin muzari formundan farklıdır. Yani senin bildiğin ketebe yektubu yektubunun çekimiyle aynı değil bu. İkinci ve üçüncü harflerin ayinler ve lame fiilin yani aynı olması dolayısıyla tek harfe indirgenip şeddelenmesi yani idgam sonucu muzaride en önemli hareke olan aynı fiilin harekesi faal fiiline aktarılır. Dolayısıyla muzaf fiillerin muzarilerinde aynı fiilin hareketlerini birinci harfin yani faal fiilin üstünde görünür. Örnek bayağı uzundu yani bakalım ne anlatmış sonuç olarak. Meddi birinci kalıptandır. Medde dolayısıyla ne olmuştur diyor. Merede yemdüdü. Yemuddu. İdgam uygulandığında mazi formu medd olurken muzari fiili muzari formu yemuddu olur. Tam zaten medde yemuddu bunu ezbere bilmek gerekir. Yemuddun aslı nedir? Yemdudu. Yemdudu. Onu da bir tabloda anlatmaya çalışalım. Ne dedi? Medde yemuddu. Yemuddu. Buna ye desek. Yemuddu. Bunun aslı neymiş? Aslı yani bu son hali böyle. Kitaplarda bu haliyle görürsün. Ama bunun aslı nedir? Bir dilci olarak. Dil bilgini adayı, dil öğrencisi olarak bunun aslının ne olduğunu görmek gerekir. Yemuddu'nun aslı neymiş? Orada yazmışlar zaten. Yem du du iki tane dal. Yem du du. Peki ne oldu da o hale geldi? Normalde iki tane harf ard arda aynı harf gelirse, ikisi harekeli ise birini silip diğerine şedde verirdik. Yem. Tamam, bunu sildim diyelim. Ver bakalım şeddeyi. Yem şeddeli bir harf başlıyor. Nasıl okunacak? Mümkün değil okumak. Burada ne yapılıyor arkadaşlar? Burada yapılması gereken şey yem du du birinci dalın hareketini mime aktaracaksın. Aktarırsan ne olur? Yem artık yem olmaz. Cezim yerine zamme geldi yani. Yemu oldu. Bu durumda ikinciyi silip birinciye şedde veriyorsun. Yani diyebiliriz ki tekrar edelim. Yem du du yem du du. Burada yapılan şey arkadaşlar ikinci dalı silmeden önce şu ikinci dalın harekesini mime aktarıyorsun. Sonra ikinci dalı siliyorsun. Birinci dala da şedde veriyorsun. Bitti. Olay budur. Ha bu işin altyapısı bu. Bunu bilmeniz yani zorunlu değil. Siz meddenin muzarisinin yemuddu olduğunu bilin. Medde yemuddu. Bunu unutmuyoruz. Medde mazi, yemuddu muzari. Asılları ne? Meddenin aslı medde. Yemuddu'nun aslı ne? Yemdudu. Bunu da unutmuyoruz. Tamamdır. Bunun birinci baptan olduğunu unutmuyoruz. Tamam bitti. Ferra fiili ikinci kalıptandır. Dolayısıyla aslı ferara yefriru. Birinci ra esre yefriru olacaktır. Bu yüzden bunun muzaresini arkadaşlar yemuddu'da olduğu gibi zammeli değil de yemuddu değil de yefirru. Ye firru. Yani faal fiilinde esre göreceksin. Yemuddu da faal fiili zamme. Ye firru da
esredir. Aynen fiilin hareketleri faal fiiline aktarılıyor. Bunların muzarisinde şurada yazdığı üzere aynen fiilinde bulunan o zamme faal fiiline aktarılmış. Burada da aynen yapılmış. Ama zamme yoktu, esre vardı. Bu yüzden faal fiilinde esreyi görüyoruz. Bunlar ayrıntı konu. Sizin unutmamanız gereken burada ne anlamalıyım? Buradan şunu anlamalısın. Mebbe aslı mebebe. Yemuddu aslı yemdudu. Ve bu fiil birinci baptandır. Bitti. İkinci kelimemiz ferra aslı ferara. Yefirru aslı yefriru. Bu da ikinci baptandır diyerek bunu da geçersin. Melle dördüncü baptan, dördüncü kalıptandır. Melle aslı melile. Melle nasıl nedir? Melile. Peki melle mazidir. Melle aslı neymiş? Melile. Melle yemlelu. Yani yemellu. Yemellu nasıl nedir? Yemlelu. Melle mazidir. Dördüncü kalıptandır. Aslı neymiş? Mel ile. Peki yemellu muzaridir. Yine dördüncü kalıptan. Yemellu. Aslı nedir? Yemlelu. Bunu da unutmuyoruz. Asıllarını biliyoruz. Demek ki burada üç tane fiil verildi. Bu üç fiil hangi kalıptandır? Mazisi ve muzarisi nedir? Ve bunların asılları nelerdir? Bunları bilerek buraya geçebilirsiniz. Şimdi diyor ki meddenin muzari çekimini yapalım. Yemuddu, yemuddan, yemuddun. Yani yemuddu. Bunu bilirsen yemuddu, yemuddani. Elif ve nun ekliyorsun tesniye olarak. Cem müzekkerde vav nun ekliyorsun. Aslında yemuddu hala değil mi? Yemuddun hala yemuddu yani. Değişen bir şey yok. Temuddu, yemuddu, temuddu oldu. Başına te ekledik. Temuddu. Tesniye olduğu için sonra elif nun ekledik. Temuddani. Yemdudne. Yemdudne, yemudne. İki şekilde de gelmektedir. Yaygın olarak yemdudne'yi görürsünüz ama yemudne şeklinde geldiğini de unutmuyoruz. Temuddu, temuddani, temudduna. Hepsi temuddu aslında, görüyorsunuz. Elif nun ve vav nun eklenmiş tesniyecimi. Temuddine, temuddani, temdudne, temudne. Emuddu, nemuddu. Bunu da bu şekilde yine ezbere bilmemiz gerekir. Evet, buraya dikkat ediyoruz. Nerelerde idgam çözülüyor? Neden önemli bu? Mesela sınavda size bir tane işte medde yemudu diye medde yemudu ile alakalı bir soru çıkabilir. Der ki aşağıdaki şıklarda işte A şıkkı, B, D falan şıklar var. Hangi şıkta muzari'nin örnek veriyorum. Örneğin cemimi önüne salimi verilmiştir. Adam yazar temudne mesela A şıkkı, B şıkkı başka bir şey, C şıkkı başka bir şey. Sen bunun geldiğini biliyorsan, cemimi önüne muhataba olduğunu biliyorsan bunu gördüğünde budur diye işaretlersin. Veya temuddani yazar. Hangisi medde yemuddu kökünden tesniyedir? Tesniye ve muhatabadır diye sorulabilir. Bu yüzden bu tabloyu bilmekte fayda vardır. İdgam nerede çözülür çözülmez dikkat etmek gerekir. Elbenatu kızlar yeşmumne kokluyorlar. Neyi kokluyorlar? Raihetel ezhari çiçeklerin kokusunu. Öyle çiçekler ki el cemileti güzel çiçeklerin kokusunu. Neredeki? Fil hadigati bahçedeki. Bahçedeki güzel çiçeklerin kokusunu kokluyorlar. Buradaki yeşmumne nedir? Burada verilmiş herhalde. Ne diyor? Bu fiile başlayan cümle, fiil cümlesi falan filan. Sonuç olarak muzaf fiildir yani. Onu aradım ben yazıyor mu diye de. Yazmıştır herhalde. Muzaf fiilimiz budur. İrab açıklamaları zaten mevcut olduğundan bir de ben anlatmayayım. Peki mazi olumsuz muzaf. Yani meddeden bahsediyoruz. Medde ne oldu? Hiçbir değişiklik yok. Sadece başına ma ekleyeceksin.
Mazinin olumlu ve olumsuz çekiminde bir farklılık var mıdır? Hiçbir farklılık yoktur. Olumsuz yapacaksan başına ma ekle. Gerisi tamamıyla aynı yani. Burada ma olmasa da m'leri t yazıyor. Ma olsa da aynısı yazıyor. Yukarıki tabloda hani bir iki sayfa yukarıda bunun olumlu hali var. Bakın sadece ma eklenmiş. Hiçbir harekede yazıda değişiklik yok. Ma ferartu minel medreseti okuldan kaçmadım. Ama lem ile olumsuz olursa ne olur? Mazi demiş ama aslında muzari demesi lazım. Burada yanlış yazılmış. Lem ile olumsuz muzari diye siz düzeltin. Nitekim tabloda muzari var görüyorsunuz. Lem yemdud iki şekilde de olur diyor. Yemudde de olur, yemdud şeklinde de olur. Farklılık var mı bu tabloda? Vardır. Lem cezmeder. Cezmedeceği için yukarıdaki olumlu muzariden farklıdır bunun çekimi. Lem yemudda. Lem olmasaydı yemudda ni tesniye nun olacaktı. Lem yemuddu. Lem silersen yemuddu ne? Burada nun olacaktı. Böyle farklılıklar var yani. Tabloda görüyorsunuz. Lem geldi. Ne değişti? Bunun olumlu haliyle olumsuz halini kıyaslayarak çalışın. Lem'in neler değiştirdiğini böylece daha iyi göreceksinizdir. Lem ne yapmıştır? Cemi müennesler hariç yani şurası ve şurası hariç her nerede kelimenin sonunda nun varsa onu sildirmiştir. Mesela tesniye nunu düşmüş. Sondaki nun düşmüş. Tek değişen şey bu. Cemi müzekkerde nun düşmüş. Yine cemi müzekkerde nun düşmüş. Başka? Müfred müennes muhataba nun düşmüş. Temuddi ne idi? Nun gitmiş. Lem emudde. Aslında lem olmasa emuddu dal zammeliydi. Lem olmasa nemuddu dal zammeliydi. Bunları değiştirdi. Ama cemi müenneslerde hiçbir değişiklik yapamadı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Lem emurra. Lem olmasa emurru olurdu. Ra ne olurdu? Zammeli olurdu. Lemden ötürü fethalı olmuştur. Lem fetha mı yapar? Yapmaz. Ama muzaa fiildeki etkisi bu şekilde gözlenmektedir. Muzari olumsuz. La yemuddu, la yemudda, la ile olursa yazılımda hiçbir değişiklik olmaz. Yemuddu, yemuddan, yemudduna şeklinde zaten yukarıda çekim var. Olumlu çekimiyle aynıdır. Sadece la eklenmiştir. Yani harekesinde nun'un düşmesine dair hiçbir değişiklik la harfi yapmıyor. La yekussu el ebuk zaten. Baba bir hikaye anlatmıyor. La yekussu anlatmıyor. Kim? El ebu baba. Ne anlatmıyor? Kıssaten bir kıssa. Hikaye anlatmıyor. Merra fiili birinci kalıptan. Ferra fiili ikinci kalıptan. Mazi ve muzari çekimlerini defterinize yazın. Ne yapacaksın? Merra birinci kalıptan olduğuna göre tıpkı ne gibi çekimi olur? Medde gibi olur. Medde'ye git bak. Ferra fiili ikinci kalıptandır. Öyleyse ikinci kalıptan olan hangi fiil varsa onunla birebir aynı harekelere, sükunlara sahiptir. Aynısını yazın. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresi 164 ve Sad suresi 20. ayet-i kerimelerinde bulunan muzarif fiilleri tespit ediniz. Lekad andolsun ki menne nimet verdi. Menne, ferra, şedde, avva. Zaten şedde var yani muzarif fiil oldu açık. Lekad andolsun ki menne nimetlendirdi. Allahu Allah alem müminin. Müminlere nimet verdi. İzba'te fihim rasulen. Onlara bir rasul göndererek. Menne yine menne var galiba min enfusim pardon minmiş bu harfi cer yesu alim ayati ve yüzekkihim zekka yüzekki zekkeye yüzekki ve yuallimuhum el kitabe başka yok herhalde bu kadarmış ve şededna şedde çekim yapılmış şededna birinci dal hareketli ikincisi sakin olduğunda şedde ortadan kalkmış başka da yok bu kadarmış. Evet bitti burada. Muzaf fiillerde emir ve nehi çekimi. Ne fiil çekimi? El emru ve nehyu fil ef'alil mudaafeti. Muzaf fiilin emri hazır çekimi. Burada Arapça yazan her neyse yukarıdaki Türkçesi yani.
Peki şimdi emri hazır çekimine bakalım. Bir muza fiil olan medde manası uzattı. Fiilinden emri hazır kipi, kalıbı elde etmek istediğimizde yine diğer sülasi fiillerde olduğu gibi, yani atıyorum ketebede olduğu gibi emri hazır kipinin bulunuşuna ilişkin yolu izlememiz gerekir. Ketebe yektubu'dan nasıl emri hazır elde ediliyorsa medde yani muzaf fiilde de şerra, şedde, avva, melle gibi muzaf fiillerde de aynı yöntem izlenmektedir. O yöntem neydi? Geçmiştik onu. Önceki videolarımızda var. Şimdi aynı zamanda tekrarı da olmuş olacak. Dört adımda bunu ele alıyor kitap. Bir, fiilin ikinci şahıs muzarisi eril kalıbı ele alınır. Nedir işte örnek ketebe yektubu. Yektubu muzari fiil. Evvela emri hazır muzariden elde ediliyor, bunu bileceğiz. Ama yektubu kalıbından değil. Muhatap müzekker ve müfret. Yani müfret, müzekker, muhatap kalıbını bulman lazım. Neydi o? Tek tubu idi. Ketebe yektubu'dan bakarsan. Medde yemuddu'dan bakarsan o kalıp temuddu. Yani ente kalıbı. Temuddu gelmektedir. Evvela onu bulacaksın, o kalıba geleceksin. Geldik. İkinci adım, baştaki muzarat harfini at. Nedir o? T'dir. T atarsan, temuddu'nun T'sini silersen geriye muddu kalır. T'yi sildim, muddu kaldı. Temuddu. T'yi silersen ne kalır? Muddu kalır. T'yi sildik. Neden T'yi siliyorsun? Muzarat harfi diye. Muzarat harfi ne? Onun muzari fiil olduğunun kanıtı, işareti, alameti. Yoksa nereden tanıyacaksın? Tanımanın için bir belirti var. Sildik, muddu kaldı. Baştaki muzarat harfi atıldıktan sonra ardından gelen harf ki burada o mim olmaktadır. Harekeli olduğu için okunabiliyor. Hareketsiz olsa okunamazdı. Harekeli olduğu için okunabiliyor. Bu yüzden başa elif getirilmesine gerek yok. Ama hareketsiz olsaydı o zaman ne olurdu? Okunmaya başlanamaz kendisiyle. Dolayısıyla elif, daha doğrusu hemze getirilmesi gerekirdi. Son işlem olarak fiilin sonu cezmedilir. Neydi? Muddu idi. Cezm alameti olarak fethalıyorduk. Mudde. Burada şeddenin üstündeki vamme hareketinin fethe dönüştüğünü ve bunun bir cezm alameti olduğunu hatırlayınız diye bir deyişle biliyor muydunuz? Yukarılarda geçti nitekim. Lemle beraber. Medde yemuddu. Yemuddun başına lem geldi. Lem yemud olmadı. Lem yemudde oldu değil mi? Yukarıda geçti. Yani mudde emri hazırdır. Emri hazır bulmak kuralını ikinci şahsa ait diğer formlar üzerinde de uygulayacak olursak şöyle bir sonuç elde edilir. Diyor ki yani temuddaniden elde edersen mudda olur değil mi? Tesniyedir bu. Mudda, mudde müfredi. Tesniyesi mudda, cemisi muddu. Peki müfret, müennes, muhataba. Muddi, mudda, mudne, umdudne. İkisi de gelir. Hem mudne gelir hem de umdudne gelir. Niye öyle? Çünkü muzarisinde de iki tane geliyordu. Bu yüzden emir hazırında da iki tane geldi. Nitekim muzarisinde temdudne ve temudne gelmekteydi. Mesela temdudne ele al. Temdudne'deki muzarat harfi olan T'yi silersen ilk harf ne kalır? Mim kalır. Harekeli mi? Hayır. Sakin değil mi? Cezimli. Sakin bir harfi telaffuz etmek mümkün mü? Direkt kendisinden okumaya başlamak mümkün mü? Değil. Bu yüzden başına hemze getirildi. Umdudne oldu. Yani Temdudne'den Umdudne elde edilir. Temudne kalıbından ise Mudne kalıbı elde edilir. Çünkü Temudne'den T'yi silersen geriye kalan ilk harf ki burada mim oluyor. Harekeli. Sakin değil. Bu yüzden hemze getirilmeksizin yapılabilir. Yani Temuddane'den T'yi attılar. Ne kaldı geriye? Mudda kaldı. Nun'u da sildiler. Mudda kaldı. Ekledik buraya. Temuddune. Nun'u sil. Muzat harfini de sil. Muddu kalır. Eklediler. Temuddine. Nun'u sil. T muzat harfini de sil. Muddi kalır. Emri hazır olarak buraya geçiş yapıldı yani. Temuddane T'yi ve Nun'u sil, Mudda kaldı. Yukarıdaki tesniye ile buradaki tesniye aynı yani. Buradakiler nasıl yapıldığını anlattığıma göre
Emre Hazır'ın Müfretten Cemiye yapılışı okunuşunu görmüş olduk. Bazen muzaaf fiilin ikinci tekil şahıs eril formu ile ikinci çoğul şahıs dişil formları emri hazırlar. Fiilin asıl hali yani şedde kullanılmadığı ve bir deyişle idgamsız hali olan yemdudu, medede yemdudu yapısı dikkate alınarak kullanılır. Bazen yani medde yemudu değil de medede yemdudu'yu baz alarak, bunu göz önünde bulunarak da işlem yapabilirsin. Bu durumda emri hazır formu ilgili şahıslar için tıpkı salim bir fiilde olduğu gibi şöyledir. Yani nasıldır? Hemzelidir. Diyor ki mesela ente kalıbından tem dudu, tem dudu. Muzat harfini sil, geriye ne kalır? Şöyle bir şey kalır değil mi? T'yi silersen dudu kalır. İşte burada olduğu gibi. Sakin okumaya başlanamayacağı için hemzeye ihtiyaç duyulur. Hemzeyi getirdik. Böyle yazıldı. Hemzenin de bir harekeye ihtiyacı var herhalde. Bu şekilde okunmaz. Ne verelim hareke olarak? Muzat harfine bak. Pardon. Aynen fiiline bak. Aynen fiili zammeliydi. O zaman hemzeyi de zammeleyeceksin. Zammeledim. Umdudu oldu. İyi de bu emir hazır yani. Emir hazırı cezim olması lazım. O zaman umdudu oldu. Bitti. Bu nerelerde oluyor ama dikkat et. İkinci tekil şahıs eril ve ikinci çoğul şahıs dişil formlarda oluyor. Yani bir de entunne kalıbı. Temdudüne kalıbında oluyor. Muzat harfini sildim. Dudüne kaldı. Böyle okuyabilir misin? Dudüne olmaz. Hemzeye ihtiyaç var. Hemzeye getirdik. Hemzenin harekesi ne olsun? Dal burada yani annen fiili burada zammeli öyleyse hemzeyi de zammeleyeceksin. Dudne oldu. Dudne devam etti. Sondaki nun'u silemedik çünkü cem müenneslerdeki nun silinmez. Düşmezler. Buna göre bir muzaaf fiil olan meddi fiilin emri hazır kipinin çekimini yazmak gerekirse şöyle yazabiliriz arkadaşlar diyor. Yukarıda ayrıntılı yani işin altyapısı anlatıldı. Burada ise bizzat ezber yapılacak tablo gösteriliyor. Hem mudde hem de umdud iki şekilde. Burada anlatıldı ya umdud, onu ele almış burada. Umdud da olur, mudde de olur. Mudda, muddu, muddi, mudda. Hem mudne hem de umdudne iki şekilde de gelebilir. Muzaaf fiilin nehyi hazır çekimi la en nahiye nehyedici la yani yasaklama lası. Başına geldiği muzaaf fiili cezm ediyor, anlamı olumsuz bir emre çevirmekte. Dolayısıyla medde fiilin nehyi hazır çekimini ilgili şahıslar için aşağıdaki gibi yaparız. İkinci tekil şahıs eril ile İkinci çoğul şahıs dişil formları için idgamlı ve idgamsız yapısına göre yine iki kullanım söz konusudur. Hem temudde hem temdud hem temudne hem de temdudne şeklinde geleceğini unutmayacağız. Ve bu tablonun yine ezbere bilinmesi önemlidir. Emri gayb çekimine gelelim. La el emr lamul emri emir lamı. O yapsın. Yani burada hemen yukarıda sen uzatma, sen uzatma, siz ikiniz uzatmayın şeklinde emir, yasaklama söz konusu iken emri gayb de o uzatsın. Yanında olmayan bir şahıs, üçüncü şahsa emrediyor. O uzatsın, o uzatsın, o ikisi uzatsın şeklinde. Yine buralarda hem müfrette hem de cemide, hem müfret müzekker ve cemi müenneslerde iki kalıbın olduğunu liye mudde, liyem dudu, liye mudne liyem dudne iki kalıpların olduğunu yine görüyorsunuz. Yine bir tablonun ezbere bilinmesi önemlidir. En azından emri gaybin başında li olduğunu hemen yukarıda işte nehy hazır çekiminin başında la olduğunu unutmayın. Mesela der aşağıdaki şıklardan hangisi emri gayb içermektedir? Sen gidip buraya la ile başlayacağını işaretlersen yazık yani video izlemene yazık. Hangisinde la var, hangisinde li var en az bunu bilmeliyiz. Tamamını ezberleyemeyeceğim diyen kişiler bunu yapmalı. Nehye gayb çekimi. Bunun da başında la var hocam. Şimdi ne olacak? Aradaki fark şu. La, ye. Bak la'dan sonra ye geliyor. Tek şurada t var. Gerisi hep burada da var. Yani ne diyelim? Gaybede var t. Ama gaybde ye vardır. Ha, dikkat edin.
Bu nehi gayb. Nehi hazıra bak. Nehi hazırda ise la'dan sonra t geliyor. Hepsi t'li. T, t, alttaki yerde t. Böyle bir fark söz konusu. Mana zaten farklı. La yemudde, la yemudda, la yemuddu şeklinde çekimler devam ediyor. Mana zaten farklı. O uzatmasın. Uddu el şicara fil hadikati. Uddu siz sayın. Ne? El şicara ağaçları. Nerede ki? Fil hadikati bahçedeki. Anlatmışlar zaten. Yani ne fethalıdır, ne estelidir anlatılmış. La teşukke fi sadikike. Arkadaşından şüphelenme emrediyor sana. Liyemurra min hâdet tariki. Bu yoldan geçsin. Emri gayet değil mi? Li. La yemellu minel cehdi. Çabalamaktan bıkmasınlar. La yemullu vazgeçmesinler. Bıkmasınlar minel cehdi. Çalışmaktan. La yemullu, la yemullu ne değil. Nun düşmüş. Aşağıda böyle muzaf fiillerin emri hazır, emri gayip, nehi hazır, nehi gayip çekimlerini yapınız. Radde fekke. Radde yeruddu fekke yefukku galiba olsa gerek. Bir yazmışlar. Birinci bab demek istemişler. Taha suresi 31. ayette bulunan muzaf fiilin emri hazırın tespit et. Üşdüd bihi ezri üşdüd şedde yeşuddu eşuddu üşdüdü emri hazırdır. Üşdüdü emri hazır. Şedde kökünden. Bugün neler yaptın? Mada ne faalte sen yaptın ellerine bugün. Faalti de olur bir bayana yönelik söylenmiş olsa. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Ene ben meliketum. Ben melike. Elyevme bugün meleltu fil beyti. Evde canım sıkıldı. Meleltu ben bıktım, sıkıldım demektir. Fil beyti evde. Meleltu ben sıkıldım, fil beyti evde. Canım sıkıldı. Türkçe'de böyle çevriliyor ama aslında ben sıkıldım demek. Yani burada can kelimesi var mı? Yok. Ama ben sıkıldım yerine canım sıkıldı şeklinde Türkçe'de kullanıldığından canım sıkıldı diye burada çevrilmiş. Melle muzaf fiildir. Meleltü, meleletü idgam burada çözülüyor. Çünkü aynı harfin tekrarı söz konusu olsa da birincisi harekeli, ikincisi sakindir. Ve zehebtü ve ben gittim ile suği çarşıya. Ve bahnedelike bundan sonra bunun ardından Merart uğradığım bir sadikati Meryem. Kız arkadaşım Meryem'e uğradım. Beytuha garibun min beytiha. Onun evi bizim eve yakındır. Hiyo teskunu oturuyor. Ma'a ceddetiha es-seyyide. Büyük annesi Fatma Hanım'la birlikte yaşıyor. Esseyi de Fatıma. Evet, daha sonra bu da varmış. Ma ceddetiha esseyideti Fatıma te. Ma ceddetiha ninesi yani. Büyük annesiyle beraber. Esseyideti Fatıma te. Fatma hanım. Seyide hanım demek. Fatma. Fatma zaten. Haccet. Hacca gitti. Hac yaptı. Kim? Esseyidetu Fatıma, Fatma Hanım. Kable seneti bir yıl önce hac vazifesini gerçekleştirdi. Celesna biz oturduk fi şurfetil beyti mi? Evet, şurfetil beyti evin balkonunda biz oturduk. Celesna, celeseden. Ceddetuha onun büyük annesi sabbet döktü lena bizim için eşyaya çay yani bize çay döktü içelim diye. Şeribna biz içtik. Ma'en beraberce ve tekellemna ve biz konuştuk anil haccı hacdan konuştuk. Kasset anlattı lena bize ceddetuha onun büyük annesi hikayatin çeşitli hikayeler anlattı.
An hüccaci. An hüccacin. Hacılardan bahsetti. Hacılarla alakalı hikayeler. Minel buldanil muhtelifeti. Farklı ülkelerden gelen hacılara dair çeşitli hikayeler bize anlattı. Eyne zehebet melike ellevme. Melike bugün nereye gitti? Zehebet gitti. Hiye o melike ile suğu çarşıya. Zehebtu desen ne olur? Zehebtu sonuçta buradaki T'nin hareketi yok. Belki de zehebtu yazıyor hocam, ne biliyorsun? Zehebtu ben gittim demek. İle suğu çarşıya. Bu şekilde okunabilir mi? Okunabilir ama sorunun cevabı olmaz. Soru melike nereye gitti diyor. Sen nereye gittin demiyor. Bu yüzden tu olmaz. Ti sen gittin olurdu. Ama o nereye gitti diyor. O yüzden vehebet hiye. O melike gitti. İle suğuki çarşıya. Hani gerekçe, harekelemenin gerekçesini de sizlerle paylaşmak istedim. Limada niye peki vehebet gitti melike tu melike ile suğuki çarşıya? Li enneha, bakın hu değil ha. Zamirleri de hatırlayın. لِأَنَّهَا çünkü o melike mellet bıktı sıkıldı fil beyti evde. Yani canı sıkıldı. Peki bimen merrat. Bimen kim ile? Buradaki ba ile demek. Kimle beraber merrat uğradı meliketü melike ba'de suki. Çarşıdan sonra kime uğradı? Melike çarşıdan sonra kime uğradı? Merrat uğradı. Merrat uğradı hiye o melike misadigatiha Meryem. Kız arkadaşı Meryem'e uğradı. Men kim kassat anlattı lehuma o ikisine yani Meryem'le Melike'ye hikayatin hikayeleri kim anlattı? Ceddetü Meryem'e Meryem'in ninesi anlattı. Kassat anlattı hiye o nine lehuma o ikisine hikayatin çeşitli hikayeler anlattı. Defterinize önceki kısımda Melike'nin cümleleri tarzında muzafiyet içeren cümleler yazın. Türk Dil Kurumu sözcüğünden hac, kıssa, cet, sene kelimelerine bakın. Muzafiyet listesini çıkartın demiş. Arapçada kalıp ifadeler. Bakalım neymiş bunlar. Ta'biratu fil lugati'l arabiyyati. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Arapçada aksıran kişi elhamdülillah der. Yanında bulunan kişi de ona Allah sana merhametiyle muamele etsin anlamında yerhamukallah der. Karşındaki bayansa yerhamuki, değil mi? K değil. Buna dikkat edelim. Aksıran kişi tekrar bu sefer ne der? Allah bize de size de hidayet etsin manasına gelen yehdina ve yehdikumullah cümlesiyle karşılık verir. Bu bir hadisi şerifle sabittir. Yani aksırana çok yaşa demek İslam dininde var olan bir şey değil. Çok yaşa değil. Aksıran kişi ne yapacakmış? Elhamdülillah. Bunu duyan yerhamukallah. Ardından elhamdülillah diyen kişi yehdina ve yehdikumullah diyecek. Çok yaşa, sağlık yaşa gibi şeyler din ile alakalı değil yani. Elhamdülillah yerhamukallah. Hemen yazılmış burada. Sıhhatler olsun. Naimen. Türkçe'de tıraş olmuş veya banyodan yeni çıkmış birine sıhhatler olsun denir. Bu dile teşekkür ederim biçiminde karşılık verilir. Arapçada da aynı durumlarda kullanılan naimen ifadesinin karşılığı olarak anlamı Allah sana nimetler versin olan en'amallahu aleyke cümlesi kullanılır. Naimen habibi, sıhhatler olsun canım diyor. En'amallahu aleyke ya ümmi, teşekkürler anneciğim manasına geliyor. Dikkat! Kelime çevirisi Allah sana nimetler versin olsa da bu ibarenin Türkçe çevirisinin bu konumda teşekkür ederim şeklinde olmasının daha uygun olacağını unutmayın. Yani kelime kelime bakarsan en'ame nimet versin Allahu Allah aleyke sana ya ümmi ey annem
Allah sana nimet versin, nimetler versin, seni nimetlendirsin şeklinde olur kelime kelime bakarsan. Ama Türkçe'ye yakışanı teşekkürler anneciğim, teşekkür ederim anneciğim şeklinde olacaktır diyor. Kalıp çünkü. Kelime kelime çevirerek olmaz diyor. Naimen ya Ali, sıhhatler olsun Ali. En'amallahu aleyke, teşekkürler. Naimen ifadesine karşılık verirken Allahu yun'imu aleyke cümlesi de kullanılabilir. Bu kısımda geçen kalıp ifadeleri ezberleyin diyor ve birkaç şey daha diyor. Esselamu aleyküm. Elleme dersene. Pardon. Elleme derasna. Tasrifele fe'alil muza'afeti. Burada zaten Türkçesi yine mevcut. Ne demişler? Selamun aleyküm. Bugün muzaf fiillerin çekimlerini öğrendik diyor. Derasna. Biz öğrendik. Neyi? Tasrifele fe'alil muza'afeti. Muzaf fiillerin çekimini bugün öğrendik. El fi'lül muza'afu. Muzaf fiil nedir? Hüve o. Fi'lun. Evvela bir fiildir yani. İsmun, isim değil. Harfun, harf değil. Fiildir. Aynuhu ve lamuhu min cinsin vahidin. Aynel ve lamel fiili aynı cinsten. Tek cinstendir. Mislu. Örnek madde gibi. Faal fiili işte mimdir. Aynel fiili daldır. Lamel fiili yine daldır. Ne oldu? Aynel ile lamel fiil aynı harf oldu değil mi? Aynı cinstir. Aynı harf tekrardır. Medde gibi. Ketebtu ben yazdım ala sabburati yazı tahtasının üzerine bir şeyler yazdım. Ne yazdım? Ba'dal ef'ali bazı fiiller yazdım. Unzuru bakın ile sabburati yazı tahtasına doğru bir bakın. El ane şimdi. Huna orada ne var? Emsiletül mazi, mazi örnekleri ve el muzari'i ve el emri emir, muzari ve mazi örnekleri var. Ne için? Neyle alakalı? Lil efaalil muzaafeti. Lil efaalil muzaafeti. Muzaf fiil için. Yani muzaf fiile ait. Emir, muzari, mazi örneklerini orada göreceksiniz diyor. Okuma parçasına geldik. Kıraetun el a'yadu. Kıraetun okuma. El a'yadu. Aydun bayram, eyad bayramlar. Cemi bir kelime yani. Baştaki elif lam takısı onu marife yapmış. El eyadu bayramlar demektir. Muhammedun Muhammed adlı kişi yuhibbu sever. Kim sever? Hüve. O Muhammed sever. Neyi sever? El eyde bayramı. Burada Muhammed mübteda, yuhibbu artı gizli zamir olan hüve. Yuhibbu artı gizli zamir olan ve birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Demek ki haber burada fiil cümlesi olarak gelmiş. El-i'li kelimesi ise burada meful olduğundan mensuptur. Nasb alameti fethadır çünkü müfret bir kelime. Mübteda, haber, fiil, fail artı bu da onun mef'ulü olmakta. Ehabbe yuhibbu muzari fiildir. Muzarat alameti olarak, muzarat harfi olarak ya gelmiş. Ve uhtuhu yani uhtu Muhammed'in demek değil mi? Hu Muhammed'e raci. Hu o demek yani. Hangi o? Ali mi? Yo Muhammed. Uhtuhu yani Muhammed'in kardeşi. Uhtun kız kardeş demek. Hu o. Uhtuhu o Muhammed'in kız kardeşi. Yani uhtu muzaftır. Hu ise muzafın ileyhtir. O yüzden Muhammed'in kız kardeşi. Kız kardeşinden maksat Zeynebu, Zeynep. Uhtu merfu olduğu için Zeynebu, bu da merfudur. Uhtuhu Zeynebu. Muhammed'in kardeşi yani Zeynep var ya, tuhibbu hiye. O Zeynep de sever. Neyi? El-İde bayramı. Eyvan aynı şekilde yani tıpkı Muhammed gibi onun kız kardeşi olan o Zeynep var ya, o da bayramı sevmektedir. Tuhibbu te ile yuhibbu ya ile. Neden? Çünkü burada yuhibbu müzekker için kullanılmış. Burada tuhibbu müennes için kullanılmış. Yani nokta 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 tuhibbu el-i'de eyvan dese A şıkkı Zeynep, B şıkkı Muhammed. Muhammed'i seçemezsin.
Zeynep'i seçeceksin. Çünkü Tuhibu müennestir. Zeynep de müennestir. Nokta buraya kadar bir inceleme yaptık yani. Kaba taslak bir inceleme yapıldı. Efradül üsrati. Efrad, ferdün, ferdan, efrad. Bu da cem-i mükesserdir. Cümle başı burası. Nokta gelmiş değil mi? Yeni bir cümle başlıyor. Cümlemiz görüldüğü üzere isimle başlamıştır. Muzaftır efrad kelimesi. El usurati onun muzafın ilehidir. Belirtili mi? Belirtisiz mi? Nasıl bir muzaf muzafın ileh söz konusu? Efradül üsreti ailenin fertleri yani bireyleri kulluhum onların tamamı. Yefrahune severler bil idi bayramı. Yefrahune feriha yefrahune cimi müzekker salimdir. C müzekkerdir yani. Vav faili olmaktadır. Nun ise bunun merfu olduğunu gösteriyor. Ya ise muzari olduğunu gösteriyor. Yani buradaki harflerin hiçbiri boşa değil. Yelbesune giyerler. Vav fail. Onlar giyerler. El melabise. Elbiseleri. El melabise. Neden fethalı? Çünkü mensup. Çünkü mef'ul. Onlar elbiseleri, elbiseler giyerler. Nasıl elbiseler? En nazifete. Temiz. En nazife niye mensup? Çünkü el melabis kelimesi ile en nazif arasında ne var arkadaşlar? Sıfat mevsuf ilişkisi var. El melabis cemi mükesserdir. Elbiseler demektir. Gayr akıldır değil mi? Elbiselerde zeka yoktur. Dolayısıyla müfret müennes hükmünde olmalı. Bu yüzden en nazifete müennes ve müfret gelmiştir. Peki onlar temiz elbiseler giyerler. Vel cemilete ve güzel elbise giyerler. Fil idi bayramda. İsteygaza uyandı. Muhammedun Muhammed. İsteygaza fiil. Muhammedun fail. Mübekkiran erkenden uyandı. Muhammed erkenden uyandı. Ne zaman? Fi sabahi yevmil idi. Bayram gününün sabahında. Fi harfi cer. Sabahi mecrur. Sabah muzaftır. Yevmi onun muzafın ileyhi. Yevm de muzaftır. El-i'di de onun muzafın ileyhi olmakta. Ve lebise giydi kim? Hüve Muhammed giydi. Ne giydi? Melabise'l-i'di. Bayram kıyafetlerini, elbiselerini giydi. Ve isteygazat. İsteygaza, isteygazat. Müennes değil mi? Uyandı. Kim? Zeynebu. Zeynep adlı kişi uyandı. Mübekkiraten. Bakın mübekkiran, mübekkiraten. Erkenden uyandı. Ve lebiset giydi. Hiye. O Zeynep. Burada lebiset. Yukarıda lebise. O Zeynep giydi. Melabisel aydı. Evlen. Aynı şekilde Zeynep de bayram kıyafetlerini giydi. Aiduke mübarekun ya Muhammedu. Muhammed, hayırlı bayramlar. Bayramın mübarek olsun Muhammed. Kullu amin ve ente bi hayrin. Hayırlı bayramlar. Yani iduke mübarekun ya Muhammedu. Muhammed, bayramın mübarek olsun demek. Kullu amin ve ente bi hayrin. Hayırlı bayramlar demek. Bu Muhammed'e yönelik söylendiği için iduke ve ente. Bu böyleydi. Şimdi Zeynep'e yönelik söylenecek. Bu yüzden eydu ki eydu ki eydu ke eydu ki mübarekun ya Zeynebu. Bayram mübarek olsun Zeynep. Kul amin ve enti bi hayrin. Hayırlı bayramlar. Ente bi hayrin, enti bi hayrin. Ba'de hadihil ekvali. Bu sözlerden sonra, bu sözlerin ardından Zehebe gitti kim? El ithnani. O ikisi. Yani Zeynep ile Muhammed nereye gittiler? İlel ebi vel ümmi. Anne ve babalarına doğru. O ikisine gittiler. Ve kabbele kabbela tesniye. O ikisi öptü. Eydiye huma anne babasının ellerini. Ve kala ve o ikisi yani Zeynep ile Muhammed şöyle dediler. İduke mübarekun ya ebi. Bayram mübarek olsun babam. Ve idu ki mübarekun ya ümmi. Bayram mübarek olsun annem dediler.
artık babacığım, anneciğim şeklinde de tercüme edilebilir. Sümme ardından Zehebe gitti, el ebu baba ve Muhammedun ve Muhammed de gitti. İkisi birlikte yani gittiler nereye? İlal mescidil kibir, büyük camiye doğru gittiler. Niye? Li edai salatil idi. Li edai salati el idi. Li harfi cer, edai onun mecruru, eda muzaf, salati onun muzafun ileyhi. Salat aynı zamanda muzaf, el idi onun muzafun ileyhi. Demek ki salat hem muzaf hem de muzafun ileyhi oluyor. Sağ tarafının muzafun ileyhi iken sol tarafına muzaf olmaktadır. Yani dolayısıyla bir kelime hem muzaf hem muzafun ileyhi olursa orada ne olurdu? Zincirleme isim tanımlaması olur idi. Belirtili mi belirtisiz mi? Bu gibi yerlerde yani zincirlemelerde belirtili yapılacaksa sonuncu kelime elif lamda olur denilmiş idi. Devam edelim. Fir'idi bayramda yefrahu firha yefrahu muzari müfret müzekker gayb sevinir. Kim sevinir? Kullul müslimine müslümanların hepsi sevinir. Yefrahu muzari fiil kullu onun faili. Aynı zamanda muzaftır. El müslimine onun muzafın ileyhi alameti yağdır. Müslimune müslimine ya ile yazıldığı için mecrur olduğunu anlıyoruz yani. Tüm müslümanlar bayramda sevinirler. Neden dolayı? Bi ziyareti ekaribihim. Akrabalarının ziyareti sebebi ile. Buradaki ba yani bi diye yazılan ve ba diye adlandırılan harf-i cer sebep manasındadır. Burada sebep. Bazı yerlerde farklı manada gelebiliyor. Harf-i cerleri kısaca işlemişti kitap. Bi ziyareti ekaribihim. Akrabalarının ziyareti sebebiyle, münasebetiyle, vesilesiyle tüm Müslümanlar bayramda sevinir. Ve ciranihim, daha kimin, kimlerin ziyareti münasebetiyle, ciran komşu demek. Ve komşularının ziyareti ve daha estikaihim ve arkadaşlarının ziyareti, arkadaşlarının, komşularının ve akrabalarının ziyareti vesilesi ile tüm Müslümanlar bayramda sevinir. Ba'duhum onların bir kısmı yedhebune giderler ilel melaibi oyun sahalarına vel hadaibi ve bahçelere. Bahçe derken artık burada parklar kastedilmiş. Melaib de hadaik de cemi mükesserdir arkadaşlar. Müfet değil bunlar. Mel'abun melaib hadikatun hadaik. Peki. Hunake burada vardır. İdan iki tane bayram. Dini yani iki tane dini bayram vardır. Lil müslimine müslümanlara ait. Lil müslimine buradaki lem aitlik ifade ediyor. Lem harfi cerri yani li diye yazılan ve lem diye adlandırılan bu harfi cer bazen sebep bildirir, bazen aitlik bildirir. Burada sebep bildirme ihtimali var mı yani? Yok yani cümleye baktığında müslümanlara ait olan iki tane bayram vardır. O iki tane şeyden maksat ne peki? İdul Fitri ve İdul Adha. İdul Fitri Ramazan bayramı demek. İdul Adha kurban bayramı demektir. İdul Fitri Ramazan bayramı fi bidayeti şehri Şevval. Şevval ayının başlangıcındadır. Şevval ayının başlaması ile başlıyor. Ba'de neyden sonra Şevval ayının başlangıcında? Ba'de sonra demek. Ba'de savmi şehri Ramazane. Ramazan ayının orucundan sonra Şevval ayının başlangıcında Ramazan bayramı başlar. Ramazane diyorum gayrimusarif yani fethalı okunması gerekiyor. Bununla birlikte ba'de hem zarf hem de muzaftır. Savmi muzafın ileyh ve muzaftır. Şehir kelimesi hem muzaf hem muzafın ileyh. Ramazan ise yalnızca muzafın ileyh. Yani burada var yine zincirleme bir isim tanımlaması söz konusu. Ama şimdi gelince İdul Adha kurban bayramına fehü o kurban bayramı fi şehri Zilhicce Zilhicce ayındadır. Fi İdul Adha kurban bayramında yedbehu keser. Kim keser? El müslimu, Müslüman. Keser yani boğazlar.
Öyle Müslüman ki el-kadiru, gücü yeten Müslüman. Ne keselermiş peki? Uhiyyeten. Kurban keser. Kurbanlık hayvan keser. Fi sebilillah, Allah yolunda, Allah rızası için kesiyor bunu. Gösteriş için değil yani. Sebep de önemli. Ve yuvezzi'u, ve dağıtır. Min lehmiha, onun etinden. O kestiği uhiyye dediğimiz hayvanın etinden dağıtır. Alel fukarai, fakirlere. El muhtacine, ve muhtaç olanlara. Ve daha ne yapar? Yukaddimu, kaddeme, yukaddimu hüve, o Müslüman takdim eder, sunar, ikram eder. Eyvallah, aynı şekilde lil zuyufi, misafirler için, misafirlere yönelik o etten ikramda da bulunur. Böylece orayı tamamladık. Et tedribatu, alıştırmalar bir. Aşağıdaki boşlukları sütundaki fiildiren uygun muzari çekimleriyle doldurunuz. Bunların cevapları zaten var aşağıda. Bir iki tanesine bakalım. Nahnu'ya uygun olarak yaz denir. Mesela yemuru ne olur? Nemurru olur. Yani ye'si nunu ekle. Yefirru ne yap? Ye'si nun ekle. Nefirru. Yeşukku. Ya'si nun ekle. Yeruddu. Ya'si. Demek ki nahnu için ne yapıyoruz? Y'leri silip yerlerine nun yazıyoruz. Bitiyor. Peki yefirru ne olmuş? Bu da tefirru olmuş mesela. Ne olmuş? Yani y'yi silip t yazmışsın. O zaman yemurru ne olur? Temurru olur. Yeşukku t şukku. Yani y'leri sil. Baştaki y harfleri var ya, onları sil. Y'lerine t yaz. Bitsin. Enti teşukkine. Biraz daha farklı değil mi? Teşukkine. Aynı uyumlu olarak diğerlerini yazmamız gerekecek. Ene için e ruddu, yani ye yerine e yazıyor sadece. E ruddu, e surru, e zillu, e mellu gibi. Diğerleri için de her birinin cevabı zaten aşağıdaki sayfalarda var. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen mudaf fiillerin uygun mazi formlarıyla doldurunuz. Hum nokta 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 merra. Bunları dilerseniz cevap anahtarından bakalım. Daha net anlaşılacaktır. Şimdi hum zamirine uygun olarak fiili dönüştür. Merra mazi olacak ama cümleye uyumlu olsun. Hum nedir? Müfrettir. Pardon. Cemidir. Müzekkerdir. Gayiptir. O zaman cemi, müzekker, gayip bunu yapacaksın. Nedir o? Merra, merra, merru, merru olarak yazılacak. Bu yüzden buraya merru yazılmış. Çünkü hum burada mübteda olmaktadır. Hum onlar. Merru uğradılar ale suqi çarşıya. Bir isim cümlesi bu. Hum cemidir. Cemi mübteda cemi ise haber de cemi olacak. Bu yüzden merru şeklinde gelmiş. Buradaki merru'daki merra kısmı fiil, vav kısmı fail olmaktadır. Elif ise elifi farikadır. Yani fiilin bittiğini ifade eder. Hem cemi olduğunu gösteriyor hem de bunun müfredde karışmasına mani olma bakımından genelde eklenir. Her zaman eklenir de genelde müfredde karıştırılma riski oluyor. Bu yüzden ekleniyor. Demek ki burada mübteda ile haber arasında müfred tesniye cemi, yani sayı bakımından uyum olsun diye fiil cemi yapılmıştır. Hum onlar merra uğradı olurdu yoksa. Hum onlar merra uğradı. Hüve o uğradı olurdu. Ama merru yaptığında onlar, yani cemiye cemi olmuş oldu. İkiye baktığında ettullabu sabbe. Sabbe bu defa başa gelecek. Sabbe fiil diye bir fiil cümlesi oluşturulacak. Fiil cümlesi oluşturulurken fiil her halükarda, fail burada olduğu gibi cemi bile olsa fiil daima nedir? Müfrettir. Bu yüzden sabbe, sabbe olarak yazılır. Yani hiçbir değişiklik yapılmaz. Sabbu olmaz. Fail burada var zaten. Fail cimi diye fiili cimileyemezsin. Ama mübteda cimi diye fiili cimilersin. Üçe baktığında hünnema şekekne. Bakalım burada ne varmış? Hünnema şekke. Şimdi şekki fiilini hünne ile uyumlu hale getirmen gerekir. Hünne mübteda. Kendisinin ardından gelen fiili de onunla uyumlu yapacaksın. Nedir o? Hunne cimidir, müennestir, gaibedir.
bu özelliği taşıyan bir zamirdir. Dolayısıyla şekkeyle o özelliği taşıyan bir forma dönüştürmen gerekir ki o da şekek ne medeb ne keteb ne nesarna nesarne kalıbıdır. Dörde baktığımızda bakalım dörtte ne var? Şimdi fiil var. Fiil en başa yazılacak. Görüldüğü üzere başta başka bir şey yok. Fiil başa yazılacaksa fiil olduğu gibi yazılır. Müfret, tesni, cemi olarak fiil değişiklik yapılmaz. Ama fiil faile bağlı olarak müzekker veya müennes biçiminde değişikliğe uğrayabilir. Buradaki at-talibatu cemi ve müennestir. Bu cemi diye fiil cemi yapamazsın. Ama müennes diye fiil müennes yapmak zorundayız. Bu yüzden kassa kasset olmuştur. At-talibatu kasasal enbiya'i. Ene medde. Peki medde ne yapayım? Ene zamirini uyumlu hale getir. Ene nedir? Nefse mütekellim vahde. Birinci şahıs. O zaman ene medde tu. Değil mi? Ene medde olmaz. Ene ben medde uzattı o. Ene ben medde tu. Ben uzattım. İleyhi ona doğru kalemi kalemimi uzattım. Yani mana önemli değil burada. Kalıp anlayalım yeter. Parantez içinde böyle muzaf fiillerin uygun muzarif formlarını doldurunuz. Fiillerin tümü birinci kalıptandır. Niye bu bilgiyi bize verdi? Çünkü muzariye dönüştüreceksin maziyi ve dönüştürürken o aynel fiilinin zammesini faal fiiline aktarman gerekiyor. Birinci kalıptan değil de dördüncü diyebilirdi, beşinci diyebilirdi. Ona göre zamme yerine kesre mi aktaracağız? Baba göre değişebilir, kalıba göre değişebilir. Peki nokta 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 medde. Sağ tarafta hiçbir şey var mı? Yok. Öyleyse meddeyi ne yapayım ben? Olduğu gibi yani müfret olarak kullanmam gerekir. Peki faili nedir? El fetatu. Yani el fetatu nedir arkadaşlar? Müzekker değildir. Bu yüzden ne olması lazım? Fiilin burada olduğu gibi müennese dönüştürmen gerekir. Evvela meddeyi muzari yap. Nasıl olur? Yemuddu. Yemud. Başına ye ekliyoruz. Yemuddu. Yemuddu tamam müennese dönüştür. Temuddu. Temuddu olarak kullanıyoruz. El fetatu müennes olduğu için fiili müennes yaptık. Gerekçemiz buydu. İkiye baktığında el veledani tesniye bir kelime var. Bu yüzden fiili tesniyeye dönüştürmen gerekir. Evvela muzar yapacaksın. Ardından tesniye yapacaksın. O da nedir? Yeşummani. Yani şemme ye şummu ye şummani şemme mazi muzar yap ye ekleyeceksin başına ye şummu ikinci harfi de zammeliyoruz ye şummu şedde ye şuddu sabbe ye subbu adde ye uddu her birinin başına ye ekliyorsun böylece muzariye dönüştürmüş olursun. Ama y ekledikten sonra ikinci harf olan buradaki mim, işte şinler, satlar, ayinler, ikinci harfler yani ortanca harfler diyelim diğer söyleyişte. Onlara da zammeliyoruz. Neden? Çünkü birinci kalıptan var. Birinci kalıptan oldukları için. Eğer noktalı yerlerin sağında kelime varsa o kelimeye müfret, tesni, cemi olarak, müzekker, müennes olarak uydurmak zorundayız. Ama yoksa bu kelimeyi olduğu gibi müfret olarak yazacaksın. 1 ve 4'te olduğu gibi. Ardından sol tarafa failine bak. Müennesse fiili müennese çevir. Müzekkerse zaten fiil müzekker olarak geçmiş. Müzekker olarak kullanmaya devam edersin. Tesubbu ye'uddu. Mesela 5'te ye'uddu demiş. Te'uddu dememiş. Neden? Tilimiz müzekker çünkü. Bu yüzden ye'uddu müzekker olarak kullanmış. Burada tesubbu, te kullanmış. Müennes yapmış çünkü el-amilatu cemi müennestir. Bu yüzden fiili müennes yapması gerektiği. El-ricalu cemi ve müzekker olduğuna yeşuddûne cemi ve müzekker olarak kullanılmış. El-veledâni tesniye ve müzekker olduğuna yeşummâne de tesniye ve müzekker olarak kullanılmış. Müzekker olduğunu elifin sağında t olmadığından anlıyorum. Elifin sağında t olsa kelime müennes oluyordu hatırlıyorsunuz. 4. 4'e baktığımızda parantez arasında verilen fiilin uygun emri hazırıyla doldur. Uygun olması ne demek? Yani bakıyorsun bir de NT demiş. Yani ne demek NT? Buraya getireceğin emri hazır, müfret ve müennes olsun demek. Entum demiş. Yani cemi ve müzekker getir.
Entuma tesni olsun demek. Ente müfret ve müzekker olsun demek. Entunne cemi ve müennes olsun demek. Zamirlerin ne tür zamir olduğunu, zamirlerin buradaki özelliklerini anlayabiliyorsak, ona uygun olarak emri hazır seçmemiz gerektiğini biliriz. En azından biliriz. Yani seçecek yapıya henüz ulaşabildik mi? O ayrı bir mesele. Ulaştıysak seçeriz de en azından onun farkında oluruz. Burası 4 idi. 4'e bakalım. Mesela ne yapmış? Murri yapmış. Neden? Enti çünkü müfret ve müennes dedik. Ne yapmış? O yüzden murri yapmış. Yani merra yemurru. Nasıl yaparsın bunu? Emri hazırı nasıldı? Evvela muhatabaya gelmen lazım. Temurrine olur değil mi? Temurrine. T'si dersin. Yani yöntem yukarıda anlatılmıştı. Murri diye kalır. Şu kufiralüffe rudüne veya urdudüne ikisi de olabiliyordu. Entümne kalıbında. Emri hazırları nasıl yapıldı? Yukarıda anlatıldı arkadaşlar. Muzafilerden. Yukarı bakıp tekrar hatırlayabiliriz. Burada ne demiş? Emri gaybi çevirin. Kaçıncı kalıptan oldukları cümle sonunda parantez arasında verilmiştir diyor. Burası 5. Kalıplar burada verilmiş. Evet. Mellet el benatu min el umuri zallet saadetu qalla el istiqa'u fi hayati şeklinde devam ediyor. Şimdi 5. cevaplardan bakıyoruz yine. Li temelle emri gayb yapmak için evvela başına li eklenmesi gerekir. Ha, li'den sonra ya da gelebilir, te de gelebilir ama li gelmek zorunda. Buradaki li diye yazılan ve lamul emir lamı dediğimiz emri gayb lamı fiil aynı zamanda cezm ediyor. Ama bunlar muzaa fiil olduğu için cezm alameti olarak fethayı görüyorsun sen. Li temelle, li tevalle şeklinde fiillerin sonunda fetha var. Zamme olamıyor yani. 6'ya bakıyoruz. 6'da ne var? Fiillerini diyor. Öznesine göre nehi hazıra veya nehi gaybı çevirin. Tezunnu et talibetu er racule fil mektebeti. Tezunnu zannediyor. Et talibetu kız öğrenci. Er racule erkeği adamı yan zannediyor fil mektebeti mektebe de zannediyor. Ente sen temurru uğrarsın bir sadikike kendi arkadaşının yanına arkadaşına yani uğrarsın ellerine bugün. Yekussu el muallimu kıssaten muallim kıssa anlatıyor. Böyle anlatımlar devam ediyor. Şimdi 6'daydık. Ne demiş? Nehi hazıra veya nehi gaibe çevir. La tezunne et talibetu er racule fil mektebeti ente la temurra la yekussa la yedille la teluffe şeklinde çevrilmiş. Bunlar nehi gaib midir yoksa nehi hazır mıdır? Bir kere hazırsa kesinlikle T ile başlaması lazım. Y ile başlamışsa kesinlikle gaiptir. T ortak yani T ile başlarsa gayb de olabilir, hazır da olabilir ama hazır ya ile başlayamaz asla. Böyle bir fark da var. 7'ye baktığımızda Türkçe'ye çevir demiş. Kassat ceddeti lene kısasan cemileten. Büyük annem bize güzel hikayeler anlattı. Ceddeti büyük anne, anneanne artık nine hangisini seçersen. Kassat ceddeti lene kısasan cemileten. İki el etfalu yefirrune minel kelbi. Çocuklar köpekten kaçıyor. El kelbi köpek. El etfalu çocuklar yefirrune kaçıyorlar. Hel zehebte ilel hallak naiman. Berbere mi gittin? Sıhhatler olsun. Naiman sıhhatler olsun. Hel zehebte sen gittin mi ilel hallaki. Hallak berber demek. Kuaför demek. La temurri emame babina. Kapımızın önünden geçme. Yasaklıyor değil mi? Nehy diyor. Nehy hazır. Firru minel harbi. Savaştan kaçınız. Yerine göre de
Kaç benzi? Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapçaya çeviriniz. Köpek çocuğu ısırmadı. Ma'alba. Yani hem muzafil kullanıyoruz mazi olarak hem de olumsuz yapıyoruz. Olumsuz muzafil. Ma'alba. Isırmadı. El kelbu köpek ettifle çocuğu. Çayı fincana dökme Ali. La tesubbe. Dökme. Nehi hazır. Ve muzafil. Eşşaya çayı dökme. Fil fincanı fincana. Ya Aliyu. Ey Ali. Böyle bir şey yapma sakın. 3. Dedem uyumadan önce bana bir hikaye anlatır. Yakutsu anlatır ciddi dedem. Aleyye bana kıssaten. Bir hikaye anlatır. Kablen nevm. Uykudan önce. 4. Günler hızla geçiyor. Temurru eleyyamu bisuraetin. Hızlıca. Kulle amin ve entum bi hayrin. Bayramınız kutlu olsun. İdu fitrin mübarekun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. İdu evha mübarekun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Şükürler olsun. Sağlıcakla geldiniz. Elhamdülillah. Aleyhisselameti. Kalıplar veriyor burada. Fark ediyorsunuz yine. 9'a baktığımızda hangi seçenekteki bilgi doğrudur? Medde Rasulullah yedel auni. Medde Rasulullah yedel auni lil fukarai. Muzaf ne? Mecrur. Celalameti sondaki kesre nedir o? El aun. Hemen aşağıdakine bakıyoruz. 10 yani la tefirra minel mesuliyeti. Tefirran irabı nedir? Muzari fiildir. Evet. Başındaki nehi lası dolayısıyla mezumdur. Cezm alameti fethadır. Diğerleri demek ne? Yanlış. Diğer şıklar okumaya gerek yok. Burada çeşitli kelimeler var. Biz yine buraya geçelim. Sırayla gitmiş olmak için. Orası atladı galiba. Burada çeşitli bilgiler var. Şu sınav sorusuna gelelim. Evet. Bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar için dini bir bayram ismidir? Dini bayram iki tane üç şekilde geçmişti. İdül Fıtr. B şıkkı. 6'ya bakalım. Kassa fiilinin hüve zamiri için emri gaibi nedir? Kassa emri gaib yapacaksın hüve olarak. Li yekussa. Zor muydu? Aşırı kolaydı. Neden? Emri gaibin li ile başlayacağını söylemiştik. Diğerleri la ile başlamış. D'de hiçbir şey yok mesela. A olması zaten zorunlu. Bir basit soru da çıkabilir yani. O yüzden emri gaibin ne ile başlar? Nehi gaib ne ile başlar? En azından birer harf bilin yani. 2. Muzaif fiilin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Yapısında hemze bulunan fiildir. Yanlış. İllet harfi bulunan yanlış. İlk harfi yanlış. Son harfi hemze yanlış. Demek ki E'ymiş. 7. Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi anlam olarak geçmiş zamanın olumsuzunu gösterir? Anlam olarak diyor. Dikkat et. Lem olur. Lem te'udde. Çünkü her ne kadar te'uddu muzari yani geniş zaman, şimdiki zaman olsa da lemle birlikte kullanıldığı zaman geçmiş zamanın olumsuzluğunu ifade eder. Daha önceden bu ifade edilmiştir. 8. Türkçe karşılığı nedir? Yani bunun manası nedir diyor. A şıkkı. Fatma etrafındaki insanlardan şüphelenmesin. Bu kere bu emri gaip yani öyle sen yasaklamayı nereden getirdin? Li çünkü değil mi? Fatma'nın etrafındaki insanlar ondan şüpheleniyor. Yok canım bir emir olması lazım. Evet insanlardan şüphelensin. İşte bu olur. Li teşukke şüphelensin kim? Fatimetu Fatma finnasi havleha çevresindeki insanlardan. C'dir. Şüpheleniyor, şüphelenme. Yani bunlar alakasız şeyler. 3. Muzafirlerden hangisi muzari olumsuz olarak çekimlenmiştir? Hem muzari hem de olumsuz. Ve muzaf olacak. La yasubbu la yasubbe ma sabebtu la tesubbe. A'dır la yasubbu la bir şey değiştirmez yani. Olumsuz olarak demiş. 4 ve 9 var. 4'e bakalım. Murra nedir? Emri hazırdır. Murra murra murru. Murri murra. Değil mi? C şıkkı. 9. Bütün sorulara cevap verme. Nehy ediyor bak.
yasaklama var. O zaman emri gayb lamıyla başlayan şu A olamaz. C zaten olmaz. E olmaz. Olumsuzluk var. Gerine kaldı. Ya B'dir ya da La'dır. Yani buradaki olay nehyedin o La var ya, cezmederse, cezmediyorsa bunu biliyorsan şayet D demen lazım. Cezmetmiyorsa bunu biliyorsan eminsen B demen lazım. Çünkü La yu la yeruddu şu sondaki dal zammeli ya, onun cezm olmadığını gösteriyor. Diyarbakır'a bakarsan sonuncu dalda fetha var. Bu onun cezm olduğunu gösteriyordu. Peki soru şu yani. Nehy hazır. Nehyetme lası. Cezmeder mi etmez mi? Cevap cezmeder. Bu yüzden Diyarbakır şıkkı. La terudde. Cevap verme. Ala kulli sualin. Her bir soruya cevap verme yani. Bütün sorulara cevap verme. 5 ve 10. Aşağıdaki muzdan fiil çekimlerinden hangisi nehy-i gayb formundadır? C. Olur mu? Olmaz. Niye? Lamla başlamış. Nasıl olsun? D. Olur mu? Olmaz. Neden? Hiçbir şey yok başında. O zaman gelene kaldı. A, B ve E kaldı. La yesurra. La nesurru. La yesur. Buradaki olay da şu. Nehy-i gayb mezun mudur değil midir? Eğer mezunsa E şıkkı. Ha değilse A da olabilir, B de olabilir. Mezun mudur, cezmedilmiş midir, değil midir? Mezumdur. Bu yüzden E şıkkıdır arkadaşlar. Hangisi mezum, hangisi değil, buna dikkat etmeniz gerekiyor. O bilgiye dayalı olarak çok kolay çözülebilir. 10. Hangisi bayramlara özgü bir tebrik ifadesidir? Eidun mübarekun. Bayramınız mübarek olsun değil mi? Şimdi naimen ve tusbih alel hayri sabahul hayri şükran cezilen ifadeleri bayram özgü değildir. Bir kere eid bayram kelimesi zaten. Bayram mübarek olsun günaydın manasında diyemezsin yani hayırlı yolculuklar manasında kullanamazsın. Bayram kelimesi bayrama özgüdür. Demek ki Bursa. Başka soru yok zaten. Cevaplar buralarda varmış. Konu böylece bitti. Hayırlı olması dileğiyle.